Remzi Bey'i, yani çocuğunuz Remzi Bey'den mi? Berin Hanım'ın bunu sorma amacı bu. Yani babam çocuğu kabul etmedi, biz nüfusla Benim ama ailesinde ben bakın öğrendik. ısrarım, DNA bakın ben bir şey testi. söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Buyurun. Çok özür dilerim. Ben kaçak değilim. Ben herhangi bir şey yapsam oraya çıkmazlık da yapmıyorum. Bunu beni bulabilirdi. Bana da sorabilirdi. Yani bunu milyonların önünde konuşmanın bir anlamı yok ki. Ama bakın siz Ama de o zaman söylüyorsunuz muhatap olun hanımefendi. hanımefendiyle. Yani diyorsunuz ki telefonda 2000 yılında bir görüşmüştüm. Yani 18 yıldan bir aranızda irtibat yok. Bulamadığı için buraya gelmeye yeğlemiş ve sizi davet etti buraya. Olabilirdi. Bana buradan kitap geldi mesela Peki o oradan. zaman şu anda soruyor size. Diyor ki ben nüfus dairesinde bundan 2 yıl önce öğrendim bir kardeşim Yani sizinle olduğunu. konuşacağım. Ben canlı yayında konuşmak istemiyorum onu. Neyi canlı yayında konuşmak istemiyorsunuz? Ben onun kendisiyle özel konuşmak istiyorum bu konuyu. Özel konuşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Eğer çocuğun Benle. babası Benle mi? Remzi Güler mi dediğimde ben özel konuşmak istiyorum derse ne anlarsınız? Evet, onun çocuğu mu diyecek özelde? Ha? Hayır öyle bir şey ben iddia etmiyorum ki. Neyi iddia etmiyorsunuz? Bakın ben öyle bir şey konuşmadım. Ama beni oraya çıkıp da o şekilde konuşması suçlamasına bir de diyor ki bakın benim hakkımda çok suçlamalar yapıyor. Buyurun konuşun siz. Esma Hanım, ben bu kardeşi bilmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki babamın biyolojik çocuğu olmadığını. Lütfen, bizim nüfus şeyinde görüküyor çocuk. Babamın soy ismini Bakın götürüyor. evet babanızın soy ismini götürüyor Evet. ama ben de diyorum ki bakın Berlin Hanım Efendim. sen beni bulabilirdin. Yok Şimdi canım, nasıl? benim çok işlerim var adliye şeyleriyle falan, zamanım yok çok. O zaman ben az zamanda bu problemi çözmek istiyorum. Ve kimse, Tamam gerçek ben babası gelirim lütfen, lütfen beraber diyorum. gidelim o zaman adliyeyi ben kendi soy ismini vereceğim. Ben zaten babama sordum dedim bak Kabul böyle böyle bir ediyorsunuz yani durum siz var. çocuğun Ya babasının ben Remzi ondan Bey olmadığını, Berrin olsa bile Hanım'la kardeş olmadıklarını kabul ediyorsunuz ama bakın bunu... ben sizi çok iyi anlıyorum. Bakın ben de diyorum ki ben kendi soy ismini verecektim. Ben o gün geldiğinde ben babasına sordum. Dedi ki böyle böyle dedi bana. Gerek yok dedi benim soy ismimi alsın dedi. Çocuk babadan değil, hani bunu kabul ediyorsunuz. Peki babanın Ya ben maaşından kendi alıyor mu soy ismimi emekli maaşından? Yani ne bileyim, var mı öyle bir benim şey? çocuğum daha bugüne kadar hiç kimsenin parasını yemiş bir çocuk değil. Yok, Onlar baba aldılar. belki Onlar böyle çocuk bir parası da miras aldılar. bırakmış Bilmem ne de olabilir. aldılar. Peki Yok çocuğun hayır. Ben biyolojik hiçbir şey babası kim? Çocuğun Evet, biyolojik onu babası bilmek o bende istiyorum. kalsın. O bende kalsın. Benim Peki kendi soy baba ismimi verecek. çocuğa sahip çıkmıyor mu? Benim çocuğum bende kalacak. Benim kendi soy ismimi verecektim. Verdirmediler bana nüfus dairesinde. Bakın Esma Hanım, bu Çok çocuğun enteresan. soy bağını Bugün değiştirmek oluyor. Bu gerçeyi, tabii oğlunuz çok küçük ve anne olarak sizin ben velayetiniz okula gidiyorum. hakkında Şu anda benim çocuğum ama değil. gerçek Gerçek babasını da babasını bilme değil. hakkı var. Çünkü O bakın çok ya sosyalleşme sürecinde olan bir o çocuk, bende 7 kalsın. yaşında. O Hayır, biz bende kalsın. zaten babanın kim olduğunu öğrenmek Bırakmak istemiyor istediğim Berrin Hanım. kızlarsın. Ya bugüne kadar da ben onlardan bir kuruş almadım ben çocuk için. Varsa bana ispatlasın. Ama Ben ben her onu gün diyor bilmiyorum ki canım. Onda benim bir diyor para şüphem yok. almışım ben. Benler 4 milyar para vermiş. Bana bir tane de kont getirsin. Getirsin diyor, o bana para Siz yatırıldığına dair çalışıyor musunuz? Onda problem yok, bunu bulabilirim Siz ben çalışıyor bankadan. musunuz? Az önce dediniz ki uçak Benim biletini Hülya bile Hanım, ben aldım onun gönderdim. problem yok Evet o dedi. zamanlar Çünkü senin de bir tane bankaları kızımı aldım açtırırsın yani. bulunur. Nefret edildiğinde de ki Berin Hanım. yani benim için o kadar önemli. Ben temizlik işlerine gidiyordum. Yine çalıştım. Ben kendim komşularım da şahit yani. O zamanlar depoda oturuyordum ben. Berin Eser Hanım, bir şey depoda. söylemek istiyor Evet size. Esma Hanım, o zaman oturduğun evini falan kim yaptırdı sana? Ben şu anda Kendi kiradayım Berin parandan mı yaptın, babanın parasıyla mı yaptın ya da benim babamın parasıyla mı Hanım. yaptın? Benim babamın bana ne hakkı geçmiş pardon da. Orada çok babamın hakkı var o evde. Ne hakkı varmış bir sorar Aa, mısın bana? lütfen rica Ne ediyorum. hakkı Zahmetli varmış? oldu Bana bir sorun. ispatlar mısın? Senin baban bak ben 2000 senesinde babana tanıdığım zaman ben daha genç. Çok gençtim. Bak rahmetli diyorum ben şu anda. Allah rahmet etsin. Siz ne zaman Benim boşanmıştınız ailemin eşinizden? zaten evi Siz vardı bak. eşinizden ne zaman boşanmıştınız? Bir kızınız Ben olduğunu 90, ben söylüyorsunuz. 2000 90 yılında boşanmış mıydınız? 2000 yılında değil ben 98'de boşandım eşimden. Benim kızım 96 doğumlu. Peki, biraz önceki Ve söylediğiniz kızım da cümleyi benim tamamlar yanımdaydı. mısınız?
kendisine rahmetli diyorum dediniz. Benim yanımdaydı. Bak öyle konulara giriyor ki benim babam evi de vardı o zaman, her şeyi de vardı. Benim babamla hiç kimse, ben ki babamla görüşmüyordum o zamanlar. Ailemle hiçbiriyle görüşmüyordum. Ben ikinin senesinde Remzi'yi tanıdığım zaman Dünya'da tanıdım ben. Belin Hanım'ın... Bir de bilmeden konuşmasın yani, babamın parasını yedi bilmem ne yaptı. Ya onun babasının parası ben neredeymişim? Siz evlisiniz pardon. Aramızda para mı çoğuluyor birbirimize? Ayıptır ya. Esma Hanım bir soruda ya bakın, ben yöneltmek istiyorum. Bu evlilik Allah içerisinde niye ben yani? Ben ondan bak bir şey de. Bakın diyor ki bay aşkı diyor. Evet. Hepsinin cevabı. Diğer aşkı da kendi üzerine açtı o orayı. Benim üzerime açmadı. Barı kendi üzerine açtı Remzi evet, Bey. Kimin isteğiyle açtı? Ya kimin isteğine değil. Dedi ki burada ekmek falanı kazanırsın dedi. Ama diyorsunuz ki bak burada bir saçmalık var Esma Hanım. Bir formalite icabı, 2000'den beri tanıdığım bir adam diyorsunuz. Arada 36 yaş gibi bir fark var. Yani hani o zamanlarda siz 23 yaşındasınız. Bu beyefendi 59-60 yaşında. Ya, bakın bir kızım vardı. Bana ayrıldığını söyledi. Ben zaten sevgi evliliği falan düşünmüyordum. Ben dedim ki bana sahip çıktın yeter diye düşünüyordum o yaşımda. Beyefendi sizle tanıştıktan 4 yıl sonra boşanmış. 2004 yılında eşinden boşanmış. Bu ama süreç bakın için... bana boşandım dedi. Evet. Benim o zamanlar araştırma gibi... O zaman bakın Esma Hanım... Hatta ondan sonra da bana dedi ki anneme bak. Annem benim hasta, kendisi de bana bunu söyledi. Evet annemle babam boşanmak üzere. Esma Hanım... Bekleyin lütfen. Esma Hanım o zaman siz şimdi bu konuları açıyorsunuz, eski konuları, tamam. Bakın, o zaman hayır beni dinleyin konuları. Şimdi biz sizi dinledik şimdiye kadar lütfen rica ediyorum. Saygılı olun siz de bizim ama gibi size saygılı olarak lütfen rica ediyorum konuşmak istiyorum. O zaman siz diyorsunuz ki babam size dedi ki ben ayrıldım, boşandım bilmem ne bilmem ne. O zaman siz Ünye'ye gittiniz. Annemin dairesine gittiniz. Annemi gördünüz. Orada da o zamanki içinize bir vicdan olmadı mı? Bu adamın karısını gördünüz orada. Baktınız ki evli. Siz babama demediniz mi o zaman? Remzi evet, Bey söyledim, lütfen ayıptır. Böyle bir şey olmaz. Bu kadını çok bana tanıttırdın. Evlisin filan filan. Evet o zaman yardım neden bırakmadın, neden benimle konuşmadın o zaman bunu değil, ben sana yardım ederdim yani. Lütfen rica ediyorum her gerçeği konuşalım artık. Ben de yani, gerçeği konuşamıyorsun ki. Oraya kadar gitmek istemedim, ben istedim bu çocuğu şey yapalım diye yani çok eski şeyleri açmayalım diye. Ne sizin uçun ne bizim uçun. Eski şeyleri, eski konuları açan da sizsiniz bu arada. Evet işte. Yani. Bir insan var. Evet. Lütfen. Ben konuşursam ben çok ağır konuşacağım. O yüzden konuşmuyorum. Yok hayır. Yani en azından o kişiyi koruyacak biri var Sürütyo'da kızı. Tek amacı da şu. Benim bir biyolojik... Ben ama bakın ama siz diyorsunuz ki onu koruyacak birisi var. Benim de Allah'ım var Esra Hanım. Ben... Bizim de Allah'ımız var. Aynı senin gibi. Birinin, aynı. Korunacak bakın, sözcüsü var. Hani o kişiyle alakalı bir şey söylediğinizde hanımefendi en azından ölmüş biri adına yorum yapabilir. Esma Hanım. Bakın Berlin Hanım geldiğinde ben bir kardeşim olduğunu öğrendim. Eğer bu kan kardeşi ise, biyolojik kardeşimse bağrıma basarım ama yok değilse de bunu araştırmak istiyorum dedi. Evet. Ve bu iddiada bulundu. Siz de telefona bağlanarak bu iddianın doğru olduğunu teyit ediyorsunuz. Daha yani size atılmış bir iftira yok. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Berlin Hanım'ın ikinci iddiası da benim babam, bir dakika lütfen ben sizi dinledim. İkinci iddiası da şudur. Babam maddi anlamda çok destek oldu. Gerek Esma Hanım'a gerek ailesine diyor. Siz bu iddiaları kabul etmiyorsunuz. Berlin Hanım da iddiası ben bunları banka marifetiyle olduğu için para intikalleri ispat edebilirim diyor. Ama asıl konu bu değil. Şimdi ben... Hatta o paraları, gönderdiği paraları istemiyor. Diyor ki nüfusta benim kardeşim gözüküyor. Biyoloji kardeşim değilse yani nüfustan düşürülmesi, çocuğun gerçek babasının üzerine kaydettirilmesini istiyorum dediniz. Evet ben tek bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Yani diğer bir noktada tabii insanların kafasında Remzi Bey çifte vatandaştır büyük bir ihtimalle. Çocuğun da çifte vatandaş olması için nüfusuna yazdırılmış olabileceğini de düşünüyorum ben. Aynen. Formalite icabı bir evlilikse. O da olabilir evet. Yani onun Esma için, Hanım, evet, onun için ben istiyorum. Bu çocuk
gerçekten kimse biyolojik babası. Çocuğun da hakkı, lütfen rica edelim. Şimdi biz büyük insanız. Böyle böyle düşünüyoruz, ediyoruz. Çocuğu da düşünelim lütfen. O şimdi 7 yaşında olacak. Sonra okula falan başlayacak. Bilmem ne, hep soracaklar çocuğa, kim senin baban? Sonra bilecek ki babası vefat etti geçen sene. Doğru mudur bu böyle bir şey çocuğa karşı hey, yani? Sen burada lütfen. Kanıtlamak istiyorsan kanıt. Lütfen yani. O zaman çocuğun yani gerçek babası kimse yazılsın ve ben de bu çocuğu da bir görmek de istiyorum. Lütfen şimdiye kadar babamın soy ismini götürmüş. Ben görmek istiyorum bu çocuğu. Görmek istiyorsan ben parsellerdeyim. Neredesin? Buyurun gelin, şimdi saat 6'da alacağım ben çocuğu okuldan. Evet. Çocuğunuz nasıl? Çok şükür iyiyim. Allah'a şükür bari. Siz mi büyütüyorsunuz? Sizin yalnız yanınızda mı? Evet, yalnız büyütüyorum. Ha, evet. Yani bir görmek, onu da merak ediyorum. Tabii memnun olurum. İstediği şimdi zaman geri gelip görebilir mi? Tabii ki şimdi gelsin görsün. Şimdi de gelip görebilir. Ya, şimdi pek bugün biraz zor olur çünkü. Peki yarına organize ederiz. Öz babanın kim olduğunu sormuyorum ama babasıyla görüşüyor mu? Öz babasıyla görüşüyor mu evet çocuğunuz? Lütfen ben o konulara girmek istemiyorum. İlgileniyor mu? Yok, hayır, Esma, görüşüyor ben mu, görüşmüyor mu? Ben tek başıma büyütüyorum. Bunu böyle büyütüyorum. O zaman sizi ay yani sıkıntıya yok bırakmışlar sizi. Sıkıntılı. Ya ben tek başıma büyütüyorum çocuğumu. Peki. Kimsenin de bu konuda konuşmak istemiyorum. Ne? Bu benim yani kendim. Bir şey sormak istiyorum Esma Hanım. Babasının buyurun haberi var mı çocuğunun olduğuna? Beren Hanım, bakın ben diyorum ki çocuğu görmek istiyorsun, göstereyim. O başka, o başka canım da. Yani ben bu babasının konuları görüşmek istemiyorum canlı yayında. Tamam, istemeyin ama onun haberi var mı çocuğu olduğundan? Ya Beren Hanım, ben bu konuları yani konuşmak isim falan istemiyorum. Yani isim filan sormuyorum. Bakın, ben diyorum ya, isim falan sormayın, ben de onu diyorum ya. Canım bak yani beni dinle. Esma Hanım. Sen giderdin çünkü sorun değil. Esma Hanım. Ben her şeyi kabul ediyorum. Beren Hanım, bir dakika bir şey söylüyorum. Şu anda hanımefendinin özel hayatına şey yapıyorsunuz, saldırıyorsunuz. Sizin zaten, evet şu anda sizin zaten amacınız bebeğin biyolojik babasının kim olduğu değil miydi? Babanızın yok, ismini falan bilmek istemiyorum. Şimdi niye soruyorsunuz? Babasıyla görüşüyor mu? Onu bilmek istiyorum. Bence şey bizi ilgilendirmiyor şey Beren istiyorum. Hanım. Bence siz de sormayın babasının diye düşünüyorum. Babasının bilgisi var mı bu çocuğun olduğuna? Ama bize olduğuna ne? Bize ne? Nasıl onların ki bize sorunu ne? Lütfen 7 yaşında bir çocuk. Bakın onun hakkıdır gerçek babasını bilmek. Berlin Hanım buraya lütfen geldiğinde iddiası rica şuydu. Ediyorum. Eğer bakılmıyorsa bakın onu bile söylüyor. Diyor evet, ki mavi yani olacaksınız çocukla İlgilenmek istiyorum diyor. Siz yani bu ikili ayırma ayırt etmeniz lazım. Eğer kan kardeşim ise şu anda da çocuğu bir görmek sıkıntısı var. Belli hayır ki söylemek ya istiyor. Ama o sıkıntı da varsa yasal dışı her şeyi yapıp da ondan sonra da suçlara çıkamazsınız. Zaten hanımefendi diyor yani ki arkada konuşalım. Adliyeye gidip gereken neyse yapalım diyor. Artık tamam, böyle söyleyen bir kadına canım da daha babası kimdi görüşüm bunları ben, söylemek hayır, insanın şey bence yalnız onurunu incitir diye düşünüyorum. Haberi var mı çocuğunun olduğunu? Bunu istiyor. Belli ki bir hata yapmış. Nasıl? Kadıncağız belli ki bir hata yapmış. Ben bir şey demedim ki hata yaptı. Lütfen rica ediyorum. Ben demedim ki kötü ben bir şey yapmış etmiş. Herkesin başına yani gelebilir. Lütfen. Remzi Güler'le olan bir ne yazdırmayacaktı çocuğu? Hayır, Remzi Güler'le olan bir lütfen. Ben sordum. Çocuk nasıl bakılıyor? İyi midir? İyi midir? Sıkıntısı mı var? Belki sıkıntısı da olabilir yani. Lütfen. Siz dün buraya belki de şu teklifte bulunacağım. Baba çocuğu bilmiyorsa babamın üzerine kalsın. Çocuğun evet hayatı kurtulsun da o diyebilir. O da olabilir. Evet. Evet. Belki de Beyin yani. Beynim boş verin. Bu kadıncağız bu kadar ha, masum olsaydı başkasının yani çocuğunu lütfen sizin babanızın üzerine tamam yazdırmazdı. Hiç tamam üzülmeyin. Anlamadım. Yeniden söyleyin. Diyorum ki hiç üzülmeyin Beynim Hanım. Bu kadıncağız bu kadar masum olsaydı başkasının çocuğunu sizin babanızın üzerine yazdırıp da 7 sene 8 sene de üzerinde yaşatmazdı. Boş verin. Kimse o kadar masum değil yani. Peki. Esma çok özür dilerim. Çok üst üste ses geliyor ve evet, çok kayıp oluyor. Şimdi Esma Hanım çocuğu göstereceğim. Bundan sonraki süreçte de her sorunu halledelim dediniz. Doğru mu? Bu anlaşmaya vardık. Esma Hanım evet evet. Ben bir şey söyleyeceğim Esma Hanım. Lütfen size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun söyleyin. Lütfen. Allah rızası için beni dinler misin? Buyurun. Bakın ben 2011'de doğum yaptığım zaman Remzi geldi. Evet. Ben söyledim ona. Dedim bak ben dedim soy ismini istemiyorsan ben verdirmeyeceğim. Beni boşamazsın sürece mecbur kimlik öyle çıkmak zorunda kaldı. Ben hani 7 tabii sene ben mecbur tutmadım ben kimse. Mecbur tutmadınız. Ben kimseye mecbur tutmadım. Esma, çünkü
Esmer Peki, tamam. Nüfus dairesine bir nüfus dairesine gidiyorsunuz babanızla annemiz vefat edince. Evet. Çocuğun dünyaya geldiğini, Mustafa Güler'in dünyaya geldiğini öğrenince bak, babanız ne tepki veriyor? Hayır, o dedi bak, haberim bu, yok dedi. Ha? Haberim yok dedi çocuğum. Zaten bakın nasıl haberi yok ya? Şöyle Esmer Hanım, Esmer Hanım bir şey söylemek istiyorum. Az beni dinleyin. Niye yalan konuşayım size ya? Az beni dinleyin. Çünkü babam son yıllar biraz rahatsızdı. Belki ilk başta söylemiştir öyle, sonra belki unutmuştur. Yani ona iki tarafa bir şey diyemem iki tarafınıza. Yalnız işte biz çocukları olarak babamın haberimiz yoktu bu çocuktan. 2016'da bildim yalnız. O zaman söyledim ben babama. Baba dedim çocuğun varmış diye. Yani 2016'dı. Dedi ne çocuğu var dedi bana yani. O da şaşırdı. Ama o zaman 2016'dı. Belki önceden 2011'de filan. Çünkü beyni filan, çünkü biraz rahatsız filan oldu babam son bu son 3-4 yıl. Evet. Onun için belki sonra beyinden filan hatırlamak bir şey de olabilirdi. Onun için de yani. Peki Esma Hanım'la sizi bir araya getireceğiz. Olur, memnun olurum. Çocuğu da görmek istiyorsunuz. Olur. Esma Hanım'la da hani artık babanız vefat etmiş. Bir araya, yıllar sonra bir araya geleceksiniz. Evet. Sonraki bütün işlemlerde işte çocuğun şey, nüfusunun değiştirilmesi falan işlemleri de yapılacak. Olur. Şunu çok da söylemek istiyorum Esma Hanım'a. Bakın her ne kadar Remzi Bey vefat etmiş olsa da onun yasal mirasçıları, çocukları sizin oğlunuza karşı soy bağının değiştirilmesi reddi davası açabilirler. Nüfustan sildirme böyle bir hakları var. Ama Berrin Hanım'ın dediği şu, eğer siz bir mağduriyet yaşayacaksanız ve gerçek babaya nüfusuna alınmayacaksa bu çocuk benim babamın nüfusunda da kalabilir diyor. O yüzden de bu fırsatı ikili ilişkileri iyi değerlendirin. Ben o 7 yaşındaki çocuğun da mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Evet doğru. Eğitim hayatı boyunca da Berrin Hanım iyi bir insan destek çıkacağını düşünüyorum. Zaten, bu tabii ikili ilişkilere zaten bağlı. Zaten Esma Hanım bunu biliyor. Ben zaten ilk seferleri babamla beraber olduğum zaman ben telefon konuşması yapmıştım tabii yalnız hiç görmediğim direkt tabii. Ama ben her zaman demiştim Esma Hanım'a yeter ki siz mutlu olun dedim. Ben dedim yani hayatınıza karışmıyorum diye. O öyle. Yalnız peki. İşte tabii dediğim gibi istiyordum biraz daha olgun yaş olarak yani. Bu kadar küçük bir kıza şey yapmasını. Onu biraz beni şey yapmıştı yani peki. O kadar. Ben ara buluculuk görevimi tamamladım o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.